Kabayanın hükümlerinden birisi, yani önermelerin hükümlerinden birisi, tarifi geçtiği, taksimi geçtiği, efendime söyleyeyim, aksül-müstevi geçtiği, telazım-ı şartiyat geçti, birisi de tenakut geçti, birisi de aksül-nakittı. Bu da kadıyelerin hükümlerinden bir hükümdür. Peki aksül-nakit nedir? Vahva, aksül-nakit indel-mütekaddimin, mantıkilerin mütekaddimlerine göre tebdilü nakidayı tarafil kadiyeti ma'a bekâ-i sıdkı vel keyfi. Bir kadıyenin iki taraf, iki ucu. İki ucu nedir? Mevdu ve mahmul. O mevdu ve mahmulün nakitleri yer değiştirecek. Yani mesela normal akiste mevduğun yerine geçiyordu. Normal akiste. Kullu insanın hayvanın ne diyorduk? Ba'dul hayvani insan. Mevduğun mahmulün yerine, mahmul mevduğun yerine geçti. Burada ise, aksün nakitte ise mevduğun nakidini mahmulün yerine bırakıyoruz. Mahmulün nakidini mevduğun yerine bırakıyoruz. Mesela kullu insanın hayvanın bunun aksün nakidini yapmak istersek şöyle diyeceğiz. Kullu la hayvanin la insanın. Bakınız kullu insanın hayvanın yani size demiştim ya arkadaşlar bu mantık dersinde kalem ve kağıdınız hazır olsun ve bu söylediklerimi yazın ki size bir surat yani zihninizde meselenin bir suratı oluşsun, bir fotoğrafı oluşsun. Kadıyeyi yazdınız. Asıl kadıye kullu insanın hayvan. İnsan mevdu, hayvan mahmul. Şimdi bunun aksın nakidini yapacağız. Aksın nakidini yapmak istediğimizde mütekaddimine göre mahmul hayvandı. Hayvanın nakidi nedir? Onun selbidir. Dolayısıyla onun nakidi la hayvandır. La hayvanı öne geçireceğiz. Mevdu neydi? İnsandı. İnsanın nakidi nedir? La insandır. Onu da öbürü aslın mahmulün yerine geçireceğiz. Ve dolayısıyla kullu insanın hayvanın kadıyesinin aksün nakidi kullu la hayvanın la insan. Kullu la hayvanın la insan. Doğrudur. Her hayvan olmaya insanda olmaz. Çünkü insanın olduğu her yerde hayvanlık var. Hayvan demek canlı demek. Dolayısıyla insan olup da hayvan olmayan yok. Öyleyse kullu insanın hayvanın onun aksın nakidi kullu la hayvanın insan. Ma bekâ-i sıdkı vel keyfi ve diyor ki biz mütekaddimine göre aksün nakidi yaptığımızda mevduğun nakidini mahmul yerine, mahmulun nakidini mevduğun yerine bırakacağız. Artı her iki adıya asıl ve aks. Onların sıdkı devam edecek. Yani asıl sadıksa aks da sadık olacak. Ve iki vel keyfi icab ve sert de devam edecek. Yani asıl mucibe ise aks da mucibe. Aksun nakit de mucibe, asıl salibe ise aksun nakit de salibe. Mesela verdiğim bir örnekte kullu insanın hayvanın bakınız bu asıldır ve bu sadıkadır ve mucibedir. Onun aksun nakidi olan kullu la hayvanın la insan o da onun gibi sadıktır ve o da onun gibi mucibedir. Yalnız bu kadıya mucibe-i ma'duletu-tarafeyn'dir. Bak, orayı unutmayın. Her iki tarafı da ma'duledir.
Mağdure'yi daha evvelki derslerimizde söylemiştik. Selb edatı mevduun bir cüz'i olsa ona mağduletul mevdu, eğer selb edatı mahmulün cüz'i olsa mağduletul mahmul. Dolayısıyla kullu la hayvanin la insan mağduletul tarafeyn olan mucibedir, hamliyedir. Ve sıdık ve keyfte asla uymuş oldu. Ve indel müteahhirin, mantıkların müteahhir alimlerine göre aksi nakid öyle değil. Ya huve cealu nakidil cüz'i thani minel asli evvelen ve aynul evveli thaniyen ma'a bekai sıdkı vel muhalefeti fil keyfi. Evet. Şöyle inşallah. Evet. Müteahhirin mantıklara göre efendim aksi nakil şöyle olacak. Yine arkadaşlar dediğim gibi kalem kağıtınız hazır olsun. Bizim yine aslı kadıyemiz kullu insan hayvan. Bunu müteahhirine göre aksi nakidini nasıl yapacağız? Mahmulun nakidi. Mahmul hayvanındır. Onun nakidi nedir? La hayvandır. Onu öne geçireceğiz. وَجَعَلُ نَقِيدِ الْجُدْءِ الثَّانِ مِنَ الْأَصْلِ اَوَّلًا. Asıl kadıyenin ikinci cüz'ü yani mahmulu. Onun nakidini mevdu yapacağız. وَعَيْنُ الْاَوَّلِ ثَانِيًا. Mevdu'un kendisini de mahmul yapacağız. Yani mutakaddimine göre her ikisinin nakidi yer değişiyor ama müteahhirine göre mahmulun nakidi mevdu oluyor ve mevduğun aynı mahmul oluyor. Ama ma'baka sıdkı mutakaddiminlerde olduğu gibi yine asıl ve akis ikisi sadık olacak. Yani asıl sadıksa akis de sadık. Asıl kazipse zaten burada kazibe olan aks kullanılmıyor. Asıl sadıksa aks de sadık olacaktır. Ama bir şeyde mutakaddimine muhalefet ediyor müteahhirin. El muhalefeti fil keyfi. İcab ve selpte aksun nakid asla muhalif olacak. Dolayısıyla kullu insanın hayvanın asıldı. Onu kabul ettik. Bunu müteahhirine göre aksün nakidini yaptığımızda şöyle diyeceğiz. La şey'e minellâ hayvâni bi insan. Bakınız. Kullu insanın hayvanı asıl mucetti, bu salip oldu. La şey'e minellâ hayvâni. Bakınız. La hayvan aslın mahmulu olan hayvanın nakididir, mevdu yaptık. Ve bir insanı, insan da aslın mevduuydu, olduğu gibi. Ne yaptık? Mahmul yaptık. Ve sıdık, o asıl sadıktır, kul insan hayvan. La şey'e minellâ hayvan, bir insan da sadıktır. Ama icab ve sebepte birbirine muhaliftir. Asıl mucibedir. Akis, aksun nakid yani, salibedir. وَالْاَوَّلُ مُتَقَدِّم۪ينَ اَكْسُ النَّقِدْتَكِ kullanımı اَكْسَرُ اِسْتَمَالًا. Yani مَوْضُعُ النَّقِدْنِ مَحْمُولُ مَحْمُولُ النَّقِدْنِ مَوْضُعُ yapmak bu daha çok kullanılıyor. وَاِنْ قَدَحُ فِي دَلِيلِهِ ne kadar onun delilini ne eleştiri getirmişlerse de ki mantığın uzun kitapları bunu anlatıyorlar.
Ama Akşun Nakit mütekaddimine göre daha fazla kullanılmaktadır. Ve hukmul mucibati huna hukmü sevâribi fil müstevî ve bil aks. Diyor burada Akşun Nakit'ta mütekaddimine göre kabul ettiğimizde on mucibelerdeki buradaki yani Akşun Nakit'ta mucibeler Sâribe Müstevî'deki sâribeler gibi. Nasıl yani? Hatırlarsanız Akşun Müstevî'de dedik mucibe-i külliyenin aksi mucibe-i cüz'iyedir. Mucibe-i cüz'iyenin de aksi mucibe-i cüz'iye. Sâribe-i külliyenin aksi sâribe-i külliyedir. Sâribe-i cüz'iyenin aksi yoktur. Akşun Müstevî. Şimdi geliyoruz burada. Diyoruz ki mucibe-i külliyenin aksi aksün nakidi mucibe-i külliyedir. Mucibe-i cüz'iyenin aksün nakidi yoktur. Sâribe-i külliyenin aksün nakidi sâribe-i cüz'iyedir. Sâribe-i cüz'iyenin de aksün nakidi sâribe-i cüz'iyedir. Eğer yazmışsanız, kalem defter yazmışsanız, yani biraz şimdi size zor gelse bile ama bir iki defa müracaat ederseniz olay anlaşılır. Evet. Fel mucibetü külliyetu öyleyse mucibe-i külliyeten aksu mucibeten külliyeten alel evveli. Mütekaddimine göre mucibe-i külliyenin aksu nakidi mucibe-i külliyedir ki örnek verdik. Kullu insanın hayvanının aksi aksu nakidi kullu la hayvanın la insan. Veya kullu ismin kelimetunun aksın nakidi kullu la kelimetin la ismun. Evet. Eğer müteahhirine göre kullu insanın hayvan bunu müteahhirine göre aksın nakidini yaparsanız la şey'e minel la hayvani bi insan. Bu hamdilerde şartlı önermelerde ise وَفِي كُلَّ مَا كَانَ هَذَا اِنْسَانًا كَانَ حَيْوَانًا bu şartıya-i külliye-i muttasiledir. Değil mi arkadaşlar? Bu كُلَّ مَا كَانَ هَذَا اِنْسَانًا كَانَ حَيْوَانًا مُوْجِبَئِ şartıya-i muttasile-i külliyedir. Bunun aksün nakidini yaptığımızda ikinci cüz كَانَ حَيْوَانًا'dır. Onun nakidi nefidir. Yani makane hayvanı. Onu öne geçeceğiz. Şart yapacağız. Birinci cüz haza insanın yani mukaddem müsbettir. Onun nakidi selbittir. Onu da geriye bırakacağız. Ve dolayısıyla mütekaddimine göre kullama lem yekun hayvanın lem yekun insan. Mütekaddimine göre. Ama müteahhirine göre bu kullama kana hada insanı kana hayvanın mucibe-i cüz'iye mucibe-i külliye olduğundan onun aksi nakidi sâribe-i külliye olur ve biz mahmulun nakidini öne mevduğun aynini sona bırakacağız ve şöyle diyeceğiz leysa elbette izâ lem yekun hayvanın kana insanın. Evet. وَالْمُجِبَةُ الْجُزِئِيَّةُ aşağıya in biraz dara. مُجِبَةِ الْجُزِئِيَّةِ ise لَا تَنْعَكِسُ مُطَّرِيدًا onun daimi bir aksi yok. Hani yukarıda dedi ya حُكْمُ الْمُجِبَاتِ هُنَا حُكْمُ السَّوَالِذِ فِي الْمُسْتَوِي yani buradaki yani aksun nakidın mucibeleri aksun müstevinin salibeleri gibi. Nasıl? Yani biz aksun müstevi diyorduk ya salibe-i külliyenin aksi salibe-i külliyedir. Salibe-i cüz'iyenin aksi yoktur. Yani burada da aksun nakitte mucibe-i külliyenin aksun nakidin salibe-i külliyedir. Mucibe-i külliyedir. Mutakaddimine göre. Mucibe-i külliyenin aksun nakidi mucibe-i külliyedir. Mucibe-i cüz'iyenin aksun nakidi yoktur. Onu söylüyor diyor.
والسالبة كلية أو والموجبة الجزئية لا تنعكس مضطردة ودائمي يعني دوام دان بالعكس يوق عكس النقيض يوق يعني bazı maddelerde doğru gelse bile bazı maddelerde doğru gelmiyor mucibe cüz'i. Mesela diyelim ki bazı hayvanı insan, bu doğru, asıl doğru. Ama aksun nakidini getirseniz, aksun nakidi bazı la insani la hayvanun, bu da doğru. Bu doğru. Aslında aksis aksun nakidi doğru. Ama siz bunun yerine bazı la hayvani insanın, yani mağduletün mevdu bir kadıyenin aksun nakidini yaptığınızda şöyle diyeceksiniz. Ba'dullâ hayvani insan aksi, ba'dullâ insani, ba'dullâ insani, la hayvani, ba'dullâ insani, la hayvani, ba'dullâ insani, hayvani, ba'dullâ insani, hayvani. Aslında bu da doğrudur. O zaman ba'dul hayvani, la insani, o, orada da şey, mağduletül mahmulde doğru olmuyor. Bazı hayvani la insanın doğrudur. Onun aksun nakidi bazı'l insani la hayvanın, bu doğru değil. İşte burada demek ki bu maddede doğru olmadığına göre ve biz ilimlerin kaidelerinin külli olması şarttır dediğimize göre dolayısıyla ne diyoruz? Aksun nakid mucibe-i cüz'iyede gelmez. Evet. Li'aksi muttariq kavl li sıdk kavl bazı hayvan insan. Bak zaten örnek vermiş. Ben de ezberden veriyordum. Ve salibetu kadiye-i salibe kulliyeten kanet ev cüz'iyeten, ister kulli olsun ister cüz'i olsun, tenakisu salibeten cüz'iyeten, aksi salibe-i cüz'iye olur alel evveli mutakaddimine göre ve mucibeten cüz'iyeten mucibe-i cüz'iye olur alessani müteahhirine göre. Ke kavlina mesela filâ şey'e minel insani bihacerin, bu salibe-i külliye, evleyse ba'dul insani bihacerin, bu salibe-i cüz'iye, ikisinin de aksun nakidi mütekaddimine göre leyse ba'dul ahacerin bina insan, müteahhirine göre de ba'dul ahacerin İnsan. Evet arkadaşlar. Ve burada duralım. Bunu bir